ların dünyasında keşfe çıkmaya ne dersiniz? Aromatik yağlarla ruhunuzu nasıl yönetebilirsiniz? Korku ve öfke anlarında hangi kokuları kullanabiliriz? Mutluluğumuza ve rahatlamamıza yardımcı olan yağlar neler? Hafıza ve konsantrasyon için aromaterapiden nasıl faydalanabiliriz? Eczacı Onur Pehlivan etkili önerileriyle az sonra Sağlıkla Gülümse'de. Sağlıkla Gülümse'ye Hoş geldiniz. Onur sen de hoş geldin. Ee, eczacı Onur Pehlivan Bursa'dan geldi. Ee, hoş geldin Onur. Bugün sevgililer günü, sevgiler günü kutlu olsun diyorum. Ee, peki bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün aromaterapi ile duygularımızı nasıl yönetebiliriz bunlardan bahsedeceğiz. Güzel Çünkü konuymuş. Biliyoruz kokular artık günümüzde çok farklı şekillerde kullanılıyor ve vücudumuzda da çok farklı etkileri var. Belirli sistemler üzerinden. Duygulara yönelik neler yapabiliyoruz onlardan bahsedeceğiz. Ee, koku duyusu nasıl çalışır? Diğer duyulardan farkı nedir? Şimdi koku duyusu bizim için çok özellikli bir duyu. Çünkü anne karnındayken ilk gelişen duyumuz bizim koku duyusu. Ee, bu sayede bebek doğ, doğduktan sonra içinde bulunduğu plezantanın kokusuyla annenin meme ucunun kokusu birbirine benzediği için buraya güvenip bir geliştirdiği refleks var tabii ki. Ee, buradan emme eylemini sağlıyor. Yani aslında doğduğumuz andan itibaren koku bizi fark etsek de fark etmesek de etkisi altına alıyor. Diğer duyulardan farkı ne kokunun? Ee, biliyorsunuz artık günümüzde görsellikle kurgulanmış bir e, yaşam sürüyoruz. İlk başta gittiğimiz bir yerde ya da tanıdığımız bir insanda ya dış görünüşe bakarız ya bulunduğumuz mekanı inceleriz, girdiğimiz ortamı inceleriz. Beynimizde bir takım sistem çalışmaya başlıyor, bir şeyler düşünüyoruz. E, gördüğümüz şeylere entelektüel bir cevap oluşturabilmemiz için bizim düşünce sistemimiz inceden inceden işliyor. Koku da böyle bir şey e, söz konusu değil. Bir diğer burada e, duyumuz işitme, İşitme ve kokuya biz e, istemsizce maruz kalıyoruz girdiğimiz ortamda. İşitmeyle işimiz olmadığı için bizim konumuz koku. Kokudan devam edeceğiz. Şöyle bir şey oluyor koklamayla birlikte ilk defa bir kokuyu aldık. Beynimize hemen bir sanal bellek açılıyor. Bu kokuyla birlikte bizim bir duygu durumumuz oluşuyor mesela. Ee, o anın yaşandığı ortamda bulunduğumuz e, bulunan koku, e, o an içerisinde biz mutluysak, mutluluk da bizim beynimize kodlanıyor ve bahsettiğim sanal belleğe atılıyor. Ne zamana kadar? Bu kokuyla bir dahaki karşılaşmamıza kadar. E, hayatımızda yer etmiş kokular vardır. İşte eve geldiğimizde annemizin pişirdiği o mutfaktan yayılan sıcak yemek kokusu bize bir güvenlik verir. Oraya girdiğimizde kendimizi güvende hissederiz. Ya da bazen hastalıkları anlamak için de biz bu kokulardan faydalanıyoruz. İdrarda ya da işte gaytada belirli bir koku değişikliği olduğu zaman biz acaba bir hastalık olabilir mi diye şüpheleniyoruz. Bu bizde bir kaygı yaratıyor. Aslında belirli şeylerle, belirli durumlarla biz farkında olup ya da olmadan kokuyla kodlandırmış durumdayız. Evet. Bunu beynimizde ne sağlıyor? Bizim limbik sistemimiz sağlıyor. Diğer dört duyu Bizim talamus denen merkeze gidip işlendikten sonra cevap oluştururken koku da hiç buraya uğramadan dimdirek çıkıyor ve o anda duygu durum ortaya çıkıyor. Vallahi o kadar güzel dinledim ki ne kadar güzel anlattın. Teşekkür Gerçekten çok güzel anlattın. Tebrik ediyorum. Hiç unutmam bu güzel anlatımı. Ee, bir şey söyleyeceğim. Çok önemli. Bunu büyük markalar, büyük restoranlar, e, bu koku olayını o kadar güzel şey yapıyorlar ki özellikle ev dekorasyonu ile evet. ilgili mağazalar yani kokudan gözlerinizi kapasalar sizi oraya o mekana götürseler kokudan o mekan olduğunu anlarsınız Tabii şu an koku ee, yani bunun üzerine çok yatırım Olsun. yapıyorlar tabii, 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 büyük tabii. firmalar restoranlar e, özellikle tuvaletlerinde e, ne bileyim e, koridorlarında yemek yenen ortamlarda Gerçekten herhalde çalışılıyor bunun üstüne. Özel koku tasarımı denen bir olay var. Son zamanın popüler olaylarından evet. bir tanesi. Artık mekanın özgü koku tasarımı, belirli mağazaların hangi ilde olursa olsun içine girdiğiniz zaman... Bu rastgele değil aynıdır. değil rastgele mi? Rastgele değil tabii ki. Çünkü belirli kokular dediğimiz gibi bir şeyleri canlandırıyor. Arkadan o kadar güzel çalışıyor ki girdiğimiz bir restoranda açlık hissini arttırmak için belirli kokular yayılıyor olabilir. Ya da girdiğimiz bir... E mağazada alışveriş hissimizi tetiklemek için oraya güven duyup alışveriş yapmamız için belirli kokular kullanılıyor günümüzde. Müzikler de böyle seçiliyor, kokular tabii, da böyle tabii. seçiliyor. Yani rastgele orada bir şeyin kapağını açıp da bize yapmıyorlar. O muntazam olarak e, o şekilde oraya yerleştiriliyor. E, biliyorsunuz bir pazarlama stratejisi artık evet. şeyde temizlik ürünlerinde bile belirli bir koku istiyoruz. Nasıl ki e, şampuanda köpürme olsun diyorsak e, ürünlerde de belirli kokuları arıyoruz ki çalışmalar da var. Aynı üretilmiş ürünleri birini limon kokulu bir, bir tanesini kokusu olarak piyasaya veriyorlar. Feedbacklere, geri dönüşlere baktıkları zaman limon kokulu olanın daha iyi temizlediğini söylüyor kullanıcılar. Aslında tamamıyla psikolojik. İkisi de aynı ürün, aynı, aynı işi yapıyor. Peki, e, insan psikolojisi üstündeki etkileri biraz anlattın ama evet. e, biraz onu anlatalım. E, sonra kokularla duyuları nasıl yönetiyoruz konusu çok enteresan. Evet. Buyurun. Şimdi şöyle, e, bahsettiğim az önce bahsettiğim sistem çalışmaya başladıktan sonra, Kullanılan kokuya göre e, aslında işler, işlevselleşiyor. Örnek vermek gerekirse sedir uçucu yağını kokladığımız zaman e, sedirin görevi bizim e, beynimize serotonin salgılatmak. Hormonlar üzerine çalışıyorlar. Şimdi aromaterapinin zaten e, bizim efektif olarak kullandığımız yönlerinden bir tanesi de hormonlar üzerine olan etkisi. Sadece sürdüğümüzde kan dolaşımına geçip belirli emilimi değil, asıl işi yapan aslında çoğu zaman koku oluyor. Bu e, duygudurum bozuklukları ya da duyguları yönetirken. Sediri kokladığımız zaman e, bizim... Ee, serotonin hormonumuz salgılanmaya başlıyor. Serotonin biliyorsunuz mutluluk hormonu olarak adlandır, hı hı. adlandırılıyor günümüzde. Bunun yanında ilan ilank ya da yasemin kokladığımız zaman vücudumuz bizim endorfin salgılamaya başlıyor. Hı. Hepsi zaten bizde normal şartları altına salınan hormonlar. Onun yanında bizim enkefalin dediğimiz vücudun doğal ağrı kesicisi, greyfurt ya da miskada çayı koklandığı zaman e, bizim vücudumuzdan doğal olarak salınmaya başlıyor. Aslında kokularla biz bu bilince vakıf olduktan sonra hangi durumda neyi koklayacağımızı bildikten sonra e, duygu durumumuzu, odaklanmamızı, öfkemizi, sinirimizi her şeyi kontrol etme e, yetkinine sahip olabiliyoruz. Ee, peki evlerinde böyle bir e, tütsü ya da işte ne hava yayıcı mı diyorsunuz? Evet. Onlardan bulundurup da bugün özellikle hangi kokuyu yaymalarını istersin? Sevgililer günü özel bir evet. Yapacağız. Evet. <laughs> Şimdi birazcık spritüelleştirelim olayı. Hani böyle bir e, sevgilileri de hayatın stresinden, her şeyden uzaklaştıracak şöyle bir koku bir şey evlerinde, masalarında yaksalar ne olurdu bu? Biliyorsunuz bu, bu e, denge sistemlerinde, ruh denge sistemlerinde kalp çakrasını açmak için gül yağı kullanırlar. Gül yağı? Gül zaten hani sevgililer gün dediğimizde de ilk aklımıza gelen kokudur evet. ya. Yatıştırıcı özelliği çok yüksek. Hani ben bunun fizyolojik etkilerine girdiğim zaman vücuttaki kan basıncı, basıncını düşürücü etkisi var. Kişiyi bir rahatlatıcı etkisi var. Bu yüzden gül sevgililer günüyle artık aşkla özdeşleştirilmiş bir koku. Evet. Bunun yanında ben diyorum ki içine ıtır ilave edelim. Itır. Itır o da yine gülle aynı yaklaşık kimyaları hemen hemen olmasa da koku olarak da andırıyor. Itır ilave edilebilir. İlank ilank ilave ee, Az önce bahsetmiştim zaten. Endorfin salınımını yine o mutluluğu tetikleyen yağlardan güzel. bir tanesi. Bir de dinç kalalım diye o sırada bunları yaşarken bir de nane eklersek biz karışıma. Ortama bu dördünü birlikte salarsak biz canlandırır muhteşem, bizi. Gündüz yorgun geldik güne. eve. Evet. E, akşam birlikte bir güzel yemek yiyeceğiz hani yiyenler için söylüyorum. E, yani güzel bunlar e, gül yağı özellikle önemli diyorsun önemli. orada. Tabii. Güzelmiş gül gül kokusu mu ya gül gül yağının kokusu şimdi biz orada yayacağız evet, ya da yayacağız tabii, tabii. Ee, böyle şeyler var hani yayıcılar var ee, hem onlarla olabilir hem altında mum yanan suyun içine e, koyabilirsiniz olabilir, tabii, artık herkes olur. çok seviyor bunları ben de çok seviyorum çok güzel gerçekten bir anda bir canlandırma bir e, güzel bir his size Yanlığıma, veriyor Bu önemli bir şey şimdi e, peki endişe anksiyete bu gibi durumlarda hani aromaterapiden nasıl yararlanırız Şöyle şimdi e, anksiyeteye sıra sıra gideyim endişeden başlayayım endişe hayatımızda artık böyle e, derin bir yer ettiği zaman artık anksiyete diyoruz günlük yaşantımıza etkilediğinde tamam. basit endişeli bir yapımız varsa bizim hani anksiyetenin bir semptomu olarak düşünelim endişeli bir yapımız varsa bizim dengeleyeceğimiz bergamot ve paçuli Öncesinde stres yönetiminde de bahsetmiştim. Bergamotun da paçulinin de şöyle özellikleri var. Bizim çok depresif duygu durumumuzu ya da çok öforik dediğimiz bu mutluluğu aşırı yaşama, duyguları abartılı yaşama dediğimiz duygu durumumuzu dengeye getirme özellikleri var. Üçer damla paçuliden ve bergamottan hava yayıcı eklediğimiz zaman bunun kokusuyla birlikte biz mevcut endişemizi kontrol altına alabiliyoruz. Paçulinin bu şeyi de mi var? var yani endişeyi azaltıcı. Var. Paçuli çok eski zamanlardan beri kullanılan yağlardan bir tanesi. Vakti zamanında mikroplarla savaşmak için kullanılmış, yaralar için kullanılmış... İşte cilt için geliyor, gözeneklerde kullanıyoruz ama kokusunun başlı başına paçulinin dengeleyici özelliği de var. Paçuli nasıl bir bitki yani? Nasıl bir ağaç mı, bitki mi? Ee, paçuli aslında latince ismine bakacak olursak paç'tan geliyor. Yeşil e, e, yaprak, yeşil yaprak demek paçuli evet. tercümesi. Yeşil bir yaprak. Ee, bundan distilasyonla elde edilen yağ da paçuli ya da tefarik de deniyor halk arasında. Ha tefarik. Evet. O mu bu? Evet. Hmm güzel. Şimdi anksiyete ve kaygı bozukluklarında. Oraya gelecek olursak. Anksiyete'ye gelecek olursak. Şimdi anksiyete de bizim en sevdiğimiz yağlar narenciye yağlarıdır. Narenciye yağları neler? Portakal, limon, greyfurt bunların hepsini çok seviyoruz ve duygudurum bozukluklarında genel olarak da kullanılıyor. Ama bizim temel yağımız anksiyete de özellikle şimdi anlatacağım formülle günlük frankincense diye adlandırıyoruz. Ya da sağla yağı diye de sağla olarak da biliniyor. Dediğimiz yağ günlük yağının şöyle bir özelliği var. Bizim zihnimizi berraklaştırıyor ve gerçekten kişinin kendi içiyle e, çok böyle birazcık romantik bir anlatım olacak ama yüzleşmesini ve kendini bulmasını sağlıyor e, günlük yağ. Günlük yağ. Evet böyle bir karışım yapacaksak ben diyorum ki 5 damla günlük yağ kullanalım. İçine e, bu kaygıyı da birazcık dengelemek için 3 e, damla portakal yağı ekleyelim. Bir de e, bizi birazcık dinç tutsun. Naneden de bahsedeceğim şimdi özelliklerinin. iki damla da nane ekleyelim diyorum. Bunu kokladığımız zaman bizim anksiyeteyle ki düzenli koklamayla anksiyeteyle ciddi başa çıkabileceğini gösteren çalışmalar var. Yani bizi sakinleştiriyor, evet. dinginleştiriyor. Ee, güzelmiş evet. günlük yağ. Bunu hmm, aklımızda tutalım. Peki e, zihni boşaltmak için hangi yağları koklamalıyız? Şimdi dediğimiz gibi derya deniz aslında. Evet. Ee, zihnimizin neye göre kalabalık olduğunun da çok önemi var burada. Duygu durumları yönetirken aslında şuna değinmem lazım bu yağlardan bahsetmeden bahsetmeden önce. Aromaterapi diyoruz ya kişiye özgü diye. Aslında duygu durumlar da tamamen kişiye özgü. Kişinin bunu nasıl yaşadığı tamamen kendi yetişme tarzı ve kendi tecrübeleriyle alakalı. Kaygıyı nasıl tanımladığı çok önemli. Kendi içinde kaygıyı ne kadar büyüttüğü çok önemli. Burada yağlardan bahsediyoruz, belirli karışımlar veriyoruz. Ama iş duygu durumu olduğu zaman bu çok kişisel. O yüzden bu formüller hazırlanırken özellikle... Bir danışanla birlikte yapılırsa çok daha güzel sonuçlar alınır. Elbette ki sonuç verecektir. Ama bir yerde bir şeyin eksik kaldığını düşünüyorsanız bunları hazırlarken mutlaka bir danışan eşliğinde yapın ki sizi güzel anamnezleriz biz hasta hikayesi, hekimlerin dediği evet. ya da sağlıkçıların. Hasta hikayesinin doğru alınması gerekiyor bu noktada. Öyle yapamayanlar da ekrandan bir fotoğraf çekip başına da yazıyor. Çok güzel. Onur'un bize verdiği formüller orada yazıyor. Gelelim formülüne evet, kısaca. Dört damla bergamot zihni berraklaştıracaksak. E, 4 damla miskada çayımız var. 2 damla da yine günlük yağımız var. Bunları karıştırıp difüzörle koklayabilir ya da hep diyoruz ya seyreltsinler badem yağıyla sürsünler bileklerini koklasınlar. Çok iyi. Evet. Çok iyi. Peki e, mutlu olmak için aromaterapiden yararlanabilir miyiz? Tabii ki yararlanabiliriz. Ben kendi adıma şöyle söyleyeceğim. Mesela beni mutlu eden bir koku. Özellikle dedik ya kokular ilk duyumsandığı anda sanal belleğe atılıyor ve bu kokuyu aldığımızda biz mutlu oluyoruz. Buradaki kişisel bazı yine çok önemli. Kendi adıma örnek vermem gerekirse, ben portakal kokusuyla şahane keyifleniyorum. Beni çok mutlu ediyor. Ee, portakal. Ben de Yasemin mesela evet, çok severim. Yasemin. Sizin kendi kişisel tecrübenize Yasemin. Yasemin neye? Ee, Yasemin kokusu neye iyi geliyor? Yasemin kokusu daha az önce bahsettiğim Yok. gibi e, hormonal anlamda endorfin salgılatıyor vücuda. Hmm. Mutlu ediyor aslında sizi bir yerde Yasemin hmm. ki dengeleyici yağlardan da bir tanesidir. Öyle mi? O yüzden sizin için bir formül yaparken burada Yasemin yanını kullanabiliriz. İçerisine bir ilank, ilank ekleriz. Hmm. İlank, i̇lank da böyle bir e, zihninizi denge, dengeleyecektir. O güzel. duygu durumunuzu dengeleyecektir. Tabii kişiye özel de e, evet. hazırlamaları önemli. Tabii ki. O da e, güzel. Peki sevgililer gününe özel bir karışım var mı? Az önce bahsettik sevgililer günü için ortamda ne yapabiliriz diye. Gülümüzü koyduk, ıtırımızı ekledik içine. Ilankilank ilank ve nanemizi Bunun ekledik. Var mı orada bir tane Erkan e, şeysi e, e, veriyorlar? a günün reçetesi reçetesi tabii bak günün reçetesini e, almalısınız çekmelisiniz Evet ne vardı söyleyelim. Itır yağ var 5 damla. Itır. Evet içerisinde ondan sonra gül yağımız var. Ondan sonra ilank, ilank var ve nane yağımız var. Ekranda belirli oranlar var zaten. Evet. Ama dediğimiz gibi kişisel özellikler burada çok önemli. İlla verdiğimiz oranda damla damla olacak diye bir şey yok. Genelde gül ve ıtırla bunu kalp çakrasına hitap ettiğini söyledik ya. Hı hı. Bunun ağırlığında ilank ilank sevmiyorsa içerisinde mesela Yasemin'den hoşlanan bir kimseyse Yasemin de ekleyebilir. Güzel. Evet. Ben ekleyeyim demek ki. Ee, peki. ...ayrılık acısı, depresyona <laughs> iyi gelen bir aromaterapi yöntemi var mı? Olmaz mı? Yani e, acı ne boyutta yaşadığımız da çok önemli tabii burada da. E, bizim birazcık dik durmamızı sağlayacak, e, özgüvenli durmamızı sağlayacak ya burada santal. Santal çok önemli. E, santal odunun içine artık bergamot ekleyebiliriz yine duygu durumunun dengelemesi için. Bir de içine bizim mutlu eden bir şey Mutlu eden evet. bir koku ekleyelim istiyorum. Mesela gül ne? mutlu ediyorsa gül. İlank gül. ilank ilank Ama santalımız olsun içinde mutlaka ki bizi bir dik tutsun. Aa, ayrılanlar evet. bugün o santal e, diyor. Ben sandal derdim hep. E, santal ağacının şeysi yakabilir de böyle tütsü de e, yapabilir. E, güzel bilgiler verdin yine. Kimse ayrılmasın bu arada. E, çok teşekkür ediyorum Onurcuğum. Rica ederim. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok hoştu tarifler. Hayır demeyi biliyor muyuz? Peki sevgimizi doğru ifade etmenin yolu nedir? İlişkilerimizde doğru mesafeyi nasıl ayarlarız? Değersizlik duygusundan nasıl kurtuluruz? İkili ilişkilerde mutluluğun sırları neler? Ruhsal ve Spiritüel Danışman Bin Nur Duman anlatıyor. Az sonra sağlıkla gülümse de. Evet sevgili Bin Nur Duman geldi hoş geldin hoş çok oldun. hoş giyinmişsin çok teşekkür ee, ruhsal ediyorum. Ruhsal ve Spiritüel Danışman ilişkilerde mutluluğun nesinden bahsedeceğiz sırlarından bahsedeceğiz güzel ee, hemen öz saygı nedir öz saygı ...nasıl kazanılır diyeceğim, evet, başlayacağım. mutluluğun sırlarından bahsetmeden önce biz kendimiz gerçekten sağlıklı mıyız? Kendimiz birey olarak tamam mıyız? Karşıdan bir takım şeyleri bekliyorsak biz kendimizdeki gerçek e, problemlerin farkında mıyız? Önce kendimizi geliştirip kendimizi tamamlamış olmamız gerekiyor. Bunun için öncelikle öz saygı çok önemli. E, çocukluk yıllarından e, anne baba ortamında büyürken... ...ya bilinçaltımızdan ya düşünce kalıplarımızdan bize öz saygı değerleri yüklenir öz saygı nedir? Aslında kişinin kendi özüne olan saygısıdır. Kişinin birey olmasını sağlayan duygudur. Çok güçlü bir duygudur. Öz saygısının farkında olan, kendinin birey olduğunu farkında olan, beni bilen, benini tamamlayan kişi zaten ilişkilerinde son derece sağlıklı ve dengededir. E, düşük öz saygı, özellikle hani aşağılık kompleksinden dolayı eğer gelişmemişse, e, saldırgan ya da pasif, içine dönük, e, başkaları tarafından yönlendirilmeyi bekleyen bir e, davranış sergileyeceği için ilişkilerinde de son derece başarısız ve mutsuz olur. Hı. Öncelikle bizim kendimize olan öz saygımızı bilmemiz ve kendi sınırlarımızı, kendi alanlarımızı doğru belirlememizi sağlar. Hı. Ve sınırlarımızı biliyorsak e, ilişkilerde karşıdaki insanın sınırlarına da saygı duymayı öğreniriz. Önce kendimizden başlamamız gerekiyor. Kendimizi değiştirmeyi, düzeltmeyi ve e, böylelikle sağlıklı bir ilişki kurmayı düşünmemiz gerekiyor. Ee, birkaç soruyu birlikte gittin de evet. nerede kaldım? Ee, sınırlarımızı korumamızın evet. önemi nedir? Şimdi eee nasıl bir hücreyi e, hücre zarı sınırlarını korursa dağılmaktan, bozulmaktan bizi koruyan da, bizim benliğimizi koruyan da sınırlarımızdır. Yani e, sınırlarımız bizim biz olmamızı sağlar. Düşüncelerimiz, kararlarımız ve davranışlarımız bizim sınırlarımızı belirler. Bir başkasının hayatımızı yönlendirmesine imkan vermeden kendi kararlarımızı alabilmemizi, kendi doğrularımızı bulabilmemizi, kendi yolumuzu ve yönümüzü bulabilmemizi sağlayan koyduğumuz sınırlar ve mesafalar. Bu konuda çok eskiden beri duyduğum bir Japon atasözü vardı mesela onu söylemek istiyorum. Evet. Bahçenin sınırlarını korumazsan gelen geçen bahçendeki çiçekleri ezer. Yani bizim duygusal yanlarımız, bizim özel alanlarımız, bizim hassas yaralarımız eğer sınırlarımızı korumadığımız zaman bir başkasının hedefine çok kolay maruz kalır ve bize zarar verir. Yani doğru insanları tanıma ve doğru insanlara doğru mesafeyi koymamızı da sağlayan sınırlardır. E Bizim hayatımızdaki birçok alanın bize ait ve bize özel olmasını sağlayan sınırları korumazsak başkalarına hep evet demek zorunda kalırız. Özellikle bazı duygular öz saygı gelişmemişse doğru sağlıklı bir özgüven ve cesaret gelişimi yoksa hayatta birileri tarafından değerli olmak, değer görmek ya da terk edilme korkusu ya da sevilme ihtiyacı ya da başka başka nedenlerden dolayı biz hep birilerine evet demek zorunda kalırız. Oysa ki öz saygısı ve sınırları olan biri önce kendine evet demesi gerektiğinin bilincindedir. Başkalarına evet demek kendimize hayır demektir. E, bu yüzden e, başkalarının kendi hayatımıza söz sahibi olması, başka seslere kulak verip, onların bize seçtiği hayatlara kendimizi adamamak adına, kendi doğru yolumuzu bulmak adına, e, kendi sınırlarımızı, kendi kararlarımızı ve kendi prensiplerimizi uygulayabilme becerisine sahip olmamız gerekiyor. Hayır demeyi bilmiyor muyuz? Ya hayır demeyi e, bilmek e, bir özgüven, bir özsaygı, bir kişilik gelişimidir. Beni korumaya gerektirir. Ya yani bence olmak, bencil olmak değil. Bence olmak ve bencil olmak birbirinden farklı şeylerdir. Evet. Biri, birinde L var. Biri de ben, beni merkeze koymak. Yani hayatının merkezine kendini koymak. Bu her şeyde ben ön plandayım anlamına gelmez. Eğer bu anlamda kullanırsak bencillikle eşdeğerli olur. E, kendi ihtiyaçlarım varken, kendi değerlerim varken kendini merkez almak, önce kendi kabını doldurmak, sonra etrafına gereken faydayı sağlamak. Çünkü biz birey olmadan bütün olamıyoruz, biz olamıyoruz. Biz olabilmemiz için önce bir birey olmamız gerekiyor. Önce kendimizi geliştirmemiz, önce kendimizi bulmamız gerekiyor ki sağlıklı ve dengede olalım. Sağlıklı evet. ve dengedeysek sağlıklı ilişki kurabiliriz. Evet, ilişkilerimizde mesafenin önemi nedir? Nasıl mesafe koymalıyız? Evet, e, mesafe... E, Duygusal, zihinsel, ruhsal hatta fiziksel anlamda konan uzaklığın adıdır aslında. E, bu mesafeleri doğru korumazsak birçok ilişkide gelin kaynana ilişkilerinden tutun da arkadaş ilişkileri ya da e, sevgili ilişkilerinde doğru mesafeyi koymadığımızda, e, insanların iyi niyetlerine çok e, safça inanıp kandığımızda, tatlı dillerine güler yüzlerine dostça inanıp kandığımızda e, alanımızı aldığımızda, hatta sırlarımızı, açıklarımızı, yaralarımızı verdiğimizde... Bir süre sonra onları doğru zannettiğimiz o insanların yanlışlıkları bizi hayal kırıklığına uğratabilir kendi içimizde kendimizi pişmanlıklarla suçlayabiliriz. O yüzden doğru mesafe kurmak, yani kişinin doğru kişi olup olmadığını anlamamız gerekiyor. Her güler yüzeye inanarak çok hızlı samimiyetlere girmeden, çok hızlı ilişkileri geliştirmeden zaman tanıyarak çok dip dip olmak, çok yapış yapış olmak, çok hızlı ilişkileri geliştirmek biraz mesafeleri doğru sağlıklı ayarlamamızı engelleyebiliyor. Eğer doğru mesafe olduğunda zaten kişi etrafıyla dengede ve sağlıklı ilişkileri kendiliğinden geliştirir. Evet. Mutlu olmanın ilişkilerde mutlu olmanın kuralları var mı? Tabii ki. Ya aslında herkes bu kuralları biliyor ama bu kuralları uygulama noktasında aslında bu tiyolara doğru kullanmak gerekiyor. Ya aslında biraz sevgi, hoşgörü, empati alttan almak ki çok alttan almak fazla ödün vermektir. O zaman dengeyi bozan siz olursunuz. bütün bunları iyi niyetle olduğun gibi görünmek ve kişileri de olduğu gibi kabul etmek. Çünkü başlarken ilişkilere insanlar... Bence en önemli şey bu. Kesinlikle. Bir çok Bir daha söylesene bunu. Olduğun gibi görünmek ve başkasını da karşımızdaki insanı da olduğu gibi kabul etmek. Budur. Kesinlikle. Yani bunu yapabiliyorsak evet, evet. gerçekten Orada e, bu arkadaş ilişkisinde Kesinlikle. de ne bileyim karı koca ilişkisinde de e, her türlü işe yarayan Kesinlikle. bir şey olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Peki sevgi dilini biliyor muyuz? Evet e, şimdi e, öyle danışanlarım var ki diyor ki eşim bana hiç e, sevdiğini söylemiyor. Ya diyor ben seninle evliyim ya işte seni sevmesem senle evli olmam ya da akşam eve geliyorum ya seni seviyorum. Bu değildir. Yani insanların birlikte yaşamaları sevgi değildir. Sevgiyi doğru ifade edebilme şeklidir. Karşıdakini hissettirebilmektir. Seni seviyorum kuru kuru yeterli değildir. Yani bazen sevginin hissedilme şekli kişiden kişiye değişir. Ee, biz biraz ataerkil bir toplumuz, hizmet davranışları var. Mesela hizmet davranışı hizmetçilik etmek değildir. O kişinin hayatını kolaylaştıran bir takım e, görevleri üstlenmek, e, hayatında katalizör rolü oynamak, işlerini kolaylaştırmak, onun sevdiği bir menüyü hazırlamak, Onun istediği bir şeyi ona sağlamakta kolaylaştırmak ya da e, onure etmek. Mesela biraz önce siz ne kadar güzel anlattınız diye onure ediyorsunuz. Ne kadar güzel bir sevgi dilidir bu. İnsanları e, doğru sevgi sözcükleriyle onur etmek. Onların davranışlarını pekiştirir. Siz de çok güzel anlatıyorsunuz. Çok size. teşekkür ederim. Sizden bunu duymak <laughs> zaten insanı öyle, çok onurlandıran bir şey. Çok Siz inanılmaz herkesten e, değil de sizden duymak çok daha insanı doğru. onure ediyor. Yok, çok teşekkür ben ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, Açık oldum. <laughs> böyle. Yani, evet, ama çok güzel anlatıyorsunuz. Doğru ifade edebilmektir. Yani ortak zamanları birlikte keyifle geçirebilmek. Bazen sohbet edebilmek. Sohbet ederken de. Mesela hep kadınların bir özelliği vardır. Çok konuşmak, anlaşılmak ve anlatmak isterler. Erkekler de tam tersine az konuşmak, fazla dinlemek istemezler. Biz ne kadar çok konuşursak kendimizi tekrar ederiz. Ama dinlersek, empati kurarak yani bir monolog halinde bir diyalog değil e, karşılıklı bir diyalog içerisinde birbirimizi anlamak ve anlaşılmak sevgiyi daha da pekiştirir. E, yani kişiye çok maddede tek taş pırlantadan bahsetmiyorum. E, onun hoşuna giden, seni düşündüm sana bunu aldım. çok e, manevi değeri olan, maddi değerinin çok önemi olmayan basit hediyeler ya yani da işte ben de zaten hep bunu evet, savunuyoruz. Evet, Bu çok güzel bir şey. Evet, o evet, manevi evet. şey yani çok kıymetli bir kesinlikle şey aslında. kesinlikle çok daha anlamlı. O kişinin kendi sevgisini, düşüncesini içine kattığını gösteren bir şey, sembolik bir Her şey. Her iki taraf için. Her iki, Her taraf, iki içinde. taraf için de. Ee, Peki buyurun. buyurun, buyurun, buyurun. Yani e, empati kurmak, biraz e, zihnimizi okumasını beklememek, bazen açık, dürüst, net ifade etmek. Çünkü erkeklerin algıları ile kadınların algıları biraz farklı çalışır. Duygusal ve ruhsal zekaları erkeklerden daha farklıdır. Biz kadın olarak birçok şey hissediyoruz. E, ama doğru ifade edebilirsek daha kolay anlaşılabileceğimizi düşünüyorum. O zaman sağlıklı bir ilişki, mutlu bir beraberliği daha da kolaylaştırmış oluruz. Yani bizi hissetmesini beklemek... Ee, egoları yarıştırmak, e, manipülasyon yapmak veya işte imalarda bulunmak ilişkiyi zedeleyen bir teknik tak, ya daha doğrusu taktiktir. O yüzden dürüstçe, açık ve net olmak. E, Kıskançlık duygusu özellikle o ilişkilere çok zarar veren bir duygu yani biraz özgüven eksikliğinden kaynaklanan bir duygudur bir hastalıklı bir duygudur kişinin kendine olan özgüveni varsa karşıdaki kişiye de güvenerek e, güvendiğinizde zaten riskler ortadan kalkar siz kıskandığınızda o korktuğunuz şeyi gerçekleştirirsiniz. Yani karşıyı engellemek demek değildir bu. O yüzden kalbiniz, yüreğiniz iyi olsun. Eğer böyle bir şeye maruz kaldığınızda zaten kişi kendi yanlış davranışının kendisidir bedelini ödeyecek olan. Bizimle alakalı değil. Her zaman ilişkilerde pozitif olmak, sevecen, hoşgörülü ve gerektiğinde haklı bile olsak bazen özür dileyebilmek. Yani e, mutlu olmaksa amaç, haklı olmak değildir her zaman. E, i̇lişkiyi yürütmekse amaç, e, bazen e, o özveri de e, tolere ediyor olabilmek. Küçük hataları tolere etmek, bazen görmezden gelmek, daha güzellikleri yaşamayı biraz daha hızlandırabiliyor veya kolaylaştırabiliyor. E, i̇lişkilerin bozulmasının hani sebeplerine biraz e, evet. değindin ama. Başka neler var? İlişkiler neden bozuluyor? Ya işte aslında sevgiyi doğru ifade edememe olduğunda kişilerin enerjileri ve frekansları birbirinden düşüyor. Kalpler birbirinden uzaklaşıyor ve biz spiritüel anlamda öyle bakıyoruz. Birbirinin hologramından düşmek. Ya o zaman iki kişilik bir yalnızlık ve içine dönme. Yani o sevgiyi hissettirebilme, sevgi dili o yüzden çok önemli. Doğru hissedebileceği şekilde sevgiyi aktarmak. Seni seviyorum kuru kuruya yeterli değil. Demin bahsettiğim yol ve yöntemler bunları sağlayan yöntemlerdir. Hissettirmek. Hissettirmek. Evet hissettirmek. Yani senin için zorlukları göze alabiliyor mu? Senin için mücadele edebiliyor mu? Her şartta her koşulda seni yargılamadan, seni eleştirmeden, seni kırmadan sana karşı toleranslı mı? Yorgun olduğunda, öfkeli ve gergin olduğunda sana olan sevgisinde, şefkatinde toleranslı mı? Ee, seni eleştiriyor mu? Seni incitiyor mu? Seni kırıyor mu? Yargılıyor mu? Bütün bunlar sevgiye, ilişkilere zarar veren duygular çünkü. Kıyaslamak, bir başkasıyla kıyaslamak. Kişiyi olduğu gibi kabul ettiğimizde kıyas olayı biter zaten. Yola çıktığın kişiyi başlangıçta tercih ettiğinse amaç bunu yürütmekse buna yönelik. Hani amacımız üzüm mü yemek, bağcıyı mı dövmek, amaç üzüm yemekse, mutlu olmaksa mutluluğun yollarını doğru şekilde uyguladığınızda İnanın kolay aslında. Yani çok da zor değil. Bunun için çok formüller gerekmiyor. Ee, hayatımıza, yaşamımıza yanlış insanları çekmemizin sebebi nedir? Ya yanlış insanların neden çekiyorum? Neden ben benim hayatıma hep benzer insanlar giriyor? Neden hep ben bu çukura düşüyorum diye sormak yerine bende ne var da bana böyle insanlar geliyor? Bendeki sorun ne? Hiç kimse kendisi doğru insan olmaya çalışmıyor. Sen doğruysan doğru insan hayatına çekersin. En başındaki öz saygıdan o yüzden bahsettim. Evrenin yasasıdır. Tam tamı çeker. Davul dengi dengine. Her şey birbirle uyum içerisinde, her şey birbirle dengededir. Ee, sen Sende olanın yansımasını hayatına çekersin. O yüzden sen kendindeki duyguları, düşünceleri, içindeki negatif du duyguları temizlediğinde, e, gevşek bağlarla bağlı olanları hayatına çıkardığında, yeni bir sayfa açtığında, kendini iyileştirdiğinde, pozitif anlamda zihnini, kalbini, yüreğini iyi tuttuğunda zaten sana o frekansta insan yaşamına girecek. Sen doğru olduğunda doğruları çekeceksin. Sen yanlış tarafa girdiğinde zaten doğrular senin yaşamından çıkar. O zaman hayal kırıklığına çok uğrarsın. Evet, ee, tek bir cümleyle değersizlik duygusunu nasıl yeneriz? Tek bir cümle istiyorum. Çocukluk yıllarında bize yüklenen kayıtları e, yenmekle alakalı, kendinin değerli olduğunun, bu hayatın sana bir hediye olduğunun bilincinde ve farkında olmakla. Bir, bir tanımlaman var mı orada? Bir dakika Erkan bir şeyin var mı? Ben değerliyim hani le başlayan. Evet, evet yani biz bir bütünün parçasıyız. Biz milyonlarca olasılıktan bir tanesiyiz ve seçilip gelmişiz. Bu seçilmiş olmak zaten bizi değerli kılar. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür Bilir. ederim. Çok teşekkür ediyorum. Doğal güzelliğin sırrını arayanlar. Makyaja saatlerini harcamak istemeyenler. Ekran başına. Kalıcı kaş ve dudak renklendirme uygulamaları nasıl yapılır? Yanlış yapılan uygulamalar düzeltilebilir mi? Kaş sildirme işlemlerinin detayları neler? Kalıcı makyaj uzmanı Demet Özdemir anlatıyor. Az sonra Sağlıkla Gülümse'de. Evet, Demet Özdemir, kalıcı makyaj uzmanı. Hoş geldin Demet. Hoş bulduk. Ee, bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün kaş sindirme işlemleri, dudak renklendirme ve aşamaları gibi birçok şeylerden konulardan bahsedeceğiz. Evet, kalıcı makyajın avantajları neler? E, kalıcı makyajın avantajları açıkçası e, günümüzde çok yoğun çalışan kişiler, e, çok stresli yaşamları olan, aynı zamanda yoğun koşturmaca hayatı olan çalışan kişiler için oldukça avantajlıdır. E, çünkü sabah kalktıklarında e, güzel, e, canlı, aynı zamanda bakımlı görünmek isteyen kişiler için yani oldukça e, avantajlı bir işlemdir çünkü sabah kalktığında hemen makyaj e, derdine düşmeden kaşımı düzgün yapabilmiş miyim ya da eyelinerımı düzgün çekmiş miyim ya da dudağım düzgün bir ruj sürmüş miyim derdine düşmeden hem zamandan tasarruf sağlar aynı zamanda e, gün boyunca daha canlı güzel bir şekilde görünmesini evet. destekler. Örneğin sabah kalkar kalkmaz tabii, tabii. bir selfie çekebilir. Yani e, çünkü hem e, günümüzde <laughs> Aynen. biliyorsunuz saat zaman çok önemli insanlar için. E, kalıcı makyaj da bu konuda en önemli hayat e, kurtarıcıdır diyebilirim. Evet e, yüz şekilleri neler? Kalıcı makyaj tasarımlarında yüz şekillerinin önemi var mı? E, tabii ki yani birkaç yüz şekillerimiz tabii ki e, vardır. Yani oval yüz var, kare yüz var, dikdörtgen yüz var, üçgen yüz, kalp şeklinde yüz, elmas yüz. Yani birçok yüz şekillerimiz mevcuttur. E, kaş tasarımı yaparken tabii ki bu kişinin yüzüne, e, ölçümlerine göre bakılarak doğru bir e, doğal kaş tasarlıyoruz. Tasar e, yani doğru bir e, model önemlidir kişinin yüzünde. Yani... Kişinin yüzünü önce tanımlıyorsunuz. Tabii ki. Bu kare Tabii yüz, ki. yuvarlak Aynen. yüz neyse oval Aynen. yüz. Herkesin yüz şekli farklıdır. Doğal Tabii olarak ki. yüz şekline bakıyoruz. Aynı zamanda ölçümlere göre doğal bir kaş tasarlamaya geçiyoruz. Şimdi şu kaş sildirme bugünkü konularından bir tanesi. Bu hangi kaşlar siliniyor? Dövmeler mi? Biraz o konuyu bize aydınlatırsan. Tabii Pek ki. çok hatalı yapılmış işlem var. Bu kaş silme kolay mı? Buyurun. Ee, geçen konumuzdan yine daha bir baksettiğimiz için. Kaş sindirme süreçleri önemli. Ee, yani birçok e, yanlış yapılan uygulamalar var. Yani örneğin tabii ki rengi değişmiş turuncu, mor e, ya da yeşillenmiş kaşlarla karşılaşabiliyoruz en önemlisi. Ya da simetri bozukluğu olabiliyor. Yani bunlar rahatlıkla silinebiliyor. E, yani artık e, aynaya baktığında kişi mutsuz bir şekilde yani geçirmesinler. Çünkü bunun da bir çaresi var sonuçta. E, yani bu Kötü bir görüntüden kurtulabilirler kişiler. Yani dövme yapılan kaşları da silebiliyor musunuz? Tabii, tabii her musunuz? türlü zaten boyalarda. Biraz orayı daha... açalım. Nasıl yapıyorsunuz? Burada süreç nasıl işliyor? Ee, kişi geliyor hani kaç seansta oluyor? Bunu çok önemsiyorum. Çünkü tabii, tabii, hakikaten aynı... böyle çok yapılmış ee, önceden yoktu bu kadar şeyler. Tabii hani Özellikle o. dövme çok yapıldı bir yana. Aynen. Yani, Değil yani mi? Öncelikle tabii yıllar öncesinde dövmeler vardı. E, dolayısıyla insanlar hep dövmeyle bir kaşla geziyorlardı ama şimdi günümüzde teknoloji o kadar çok gelişti ki o kadar güzel eğitimler var ki çok çok natural doğal bir kaşları e, yani uyguluyoruz. Şimdi silme aşamaları şu şekilde 3 haftada bir saatten süreçler gerçekleşir. Silmeyi de mesela kişi geldiği zaman rengine bakarak kaç yıllık yapılmış olduğu cilt tipi hepsi zaten bir etkendir. Dolayısıyla manuel yapılan bir teknikle uyguluyoruz. Aslında mikrobladingle aynı yöntem ama tabii ki bunun iğneleri özel bir aletleri var. Dolayısıyla solüsyonla silme işlemi sağlıyoruz. Bu İslam'de e, kusturarak e, deri altında ne kadar piyemet varsa e, aşama aşama seans seans giderek e, silme aşamalarını gerçekleştiriyoruz. Ee, bunun süresi ne kadar hani acılı bir işlem mi? Bu e, mesela geldi bir seansa diyorsun ki bir solüsyonla hani yapıyoruz. Or çıktıktan sonra bir yara gibi bir şey oluyor mu? Yani, ne bileyim nasıl kullanacak onu? E, acılı bir işlem şöyle, e, işlem öncesi anestezi işlemi uyguluyoruz. Tamam. E, anestezi işlemi uyguladığımız için kişi... Yani minimum bir düzeyde bir acı hissedebiliyor. Bu sürülen bir anesteziden tabii tabii, bahsediyorsunuz aynen. Krem değil mi? Tabii anesteziler onu var onu mi? uyguluyoruz. Evet. E, kişi hani çok minimal düzeyde ya da hiç hissetmeyebiliyor. E, kişinin acı hissiyatına göre değişebiliyor açıkçası evet. bir sistem. E, daha sonrasında e, işlem sırasında da kişi zaten hani bir acı hissettiği takdirde hemen anesteziyle bu işlemi sonlandırabiliyoruz. Evet. Aynen. Peki... Her seansta yani seans seans oluyor anladığım Tabii sean, kadarıyla. Tabii seans seans ee, Her seansta kişiye şunları yapın yapmayın gibi uyarılarda ee, neler var mesela? Aynen mutlaka tabii ki ev bakımı var. İşlem sonrası e, bizim verdiğimiz özel kremler var, bakım kremleri var. E, i̇ki gün kesinlikle kişi su değdirmemeli. İki gün sonrası, üçüncü güne gelindiğinde bizim verdiğimiz bakım kremlerini düzenli bir şekilde uygulamalı. E, aynı zamanda e, bu e, yani ev bakımı sürecinde deniz, havuz, e, sauna, e, buhar, e, su gibi yani birçok şeyler durumlardan uzak durmalı, e, mümkün olduğunca dediğim gibi güneş ışınlarından da uzak durmalı, e, ev bakımlarını zaten geçirdikten sonra güzel bir şekilde aşama aşama e, silme süreçlerini devam etmekteyiz. Evet e, burada söylemek istediğim bir şey daha varsa e, onu söyleyin. Ee, dudak renklendirmeye geçeceğim. Başka ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Ee, yani kaş ile ilgili. Kaş sindirmede e, en çok gelen sorular şunlar açıkçası. Yani... Bu e, renk geçer mi? Hah, renk onu Aynen. da söyleyeyim. Yani hani benim kaşımın rengi geçer mi? E, ne derecede geçer? Grileşme, mi? yeşillenme e, tabii, dediğim tabii. gibi. Yani seans hem tek seansta geçer mi? Yani şimdi bizim yaptığımız işlem e, sonuçta e, solüsyonla kusturma işlemi sağlayarak biz e, siliyoruz. Çünkü bizim e, yüzeyde görmediğimizler görmediğimiz yer altında gördüğümüz... yani Deri altında görmediğimiz boyalar da var. E doğal olarak biz bunu aşama aşama çünkü gerçekleştiriyoruz tek seansta yoğun bir şekilde. Yani silinmeyebilir. Yani insanların tek seansta çok yoğun bir beklentisi olabiliyor ama e, biz cilde zarar vermeden yavaş yavaş süreçleri ilerlediğimiz için e, çöküntü, sıkar izi yani bunlar oluşmadan sağlıklı bir şekilde hani devam etmekteyiz. Bu yüzden de seans seans aralıklarla. Devam ediyor. Bir yani şey öyle yapılması başlarsın. çok daha sağlıklı. E, tabii güzel. ki kişi şey için. Çünkü tek seansta böyle yoğun bir şekilde deri zedelemek doğru değildir. E, i̇lle hepsini çıkara, çıkaralım gibisinden zaten olmaz deri. Aynen. Hani hassasiyet Aynen. yaratırız. Peki kalıcı dudak renklendirme işlemi nasıl yapılır? Bu işlemin aşamaları nelerdir? E, kalıcı dudak renklendirmede şimdi tabii ki kişide. E, dudak e, çizgileri hatları e, yani olmayabiliyor ya da bazı dudaklarda piyment eksikliği olabiliyor e, bu gibi durumlarda öncelikle danışanımla e, ne gibi beklentisi var yani dudağında e, uçuktan mesela e, kalmış bir iz mi yoksa piyment e, eksikliğinden kaynaklanan mı e, yoksa çizgilerin olmadığı için mi dudak renklendirme istiyor öncelikle beklentisi nedir bunu bir e, beraber karar veriyoruz. E, dudak renklendirmede kişi istediği tonu tabii ki seçiyor. Seçtikten sonra anestezi işlemi uygulayarak e, hatları kalem şeklinde belirliyoruz. Sonra e, pigmentlerle deri altına bırakarak güzel bir şekilde dudak renklendirme aşamaları gerçekleşmiş oluyor. Peki bir şey söylemek istiyorum. E, dudağın o kontürünü biraz e, dudağı büyütmek adına daha şey çizebiliyor musunuz? Böyle yapabiliyor musunuz? E, dudak şimdi şöyle çok küçük e, dudaklarda e, hafif bir şekilde e, biraz daha dolgunluk verebiliyoruz. Evet güzel bir dolgunluk yaratabilir ha, ama çok istiyorum. fazla abartmadan e, evet. bu gerçekleşmesi mümkündür doğru. Evet zaten abarı, abartılınca Aynen. E, hiç güzel sonuçlar tabii, tabii. E, çıkmıyor. Yani, çok çok doğru, doğrusunuz. E, peki. Dudak renklendirme öncesinde Nelere dikkat etmeli kişiler gelmeden önce? Nelere dikkat etmeli? E, dudak renklendirmede ilk üç gün uçuk kremleri kullanılması gerekiyor açıkçası. E, neden? Çünkü yıllar öncesinden bir e, uçuk çıkmış olsa dahi işlem sırasında bu tetikleyebiliyor. E, doğal olarak işlem sonrası e, yani uçuk çıkması hoş bir görüntü değil. E, o yüzden e, danışanlarımıza ilk üç gün uçuk kremi kullanılması gerektiği ve güzel bir şekilde dudaklarının nemlendirmesi gerektiğini söyleyerek... E, o şekilde aşamayı gerçekleştiriyoruz süreçte. Evet. Ee, acılı bir işlem mi? <laughs> Şimdi şöyle acılı e, yani sizi işlemi uyguluyoruz. E, evet. O yüzden kişi minimal dediğim gibi düzeyde. Hassas e, bir yer dudak, dudak kenarı. Dudak çok hassas. Evet. Yani kaşı oranla çok çok hassas bir nokta. E, dolayısıyla tabii ki hani minik bir acı hissi olabiliyor ama hani bunu anesislilerle sonlandırabiliyoruz. E, o yönden çok korkulacak bir e, durum yok. Evet. Kalıcılık süresinden bahsetmek istiyorum dudak renklendirmede. Ne kadar kalıyor? E, kalıcı süreciyle işlem şimdi seans seans gerçekleştiği için kalıcı e, dudak renklendirmede de yani e, bir yıl, bir buçuk yıl rahatça kişi kullanabiliyor. E, çünkü iki üç aşamadan gerçekleştiriliyor bu işlem. Dolayısıyla bir buçuk yıla kadar rahatça kullanabiliyorlar. E, dudak renklendirme işlemi sonrasında bir şişlik oluşur mu? E, i̇lk Tabii ki işlem sonrası hafif bir ödem oluşmaktadır ama bu birkaç saat içerisinde inmektedir. Birkaç saat içerisinde iniyor o şişlik. Evet. Ee, nasıl bir bakım uygulamalı kişiler? Hani yaptırdı, evine gitti nasıl bir bakım uygulamalı. Ee, dudak renklendirme işlem sonrasında tabii ki ev bakımlarımız e, çok çok önemlidir. E, çünkü e, dudak bölgesi ıslak bir bölge. E, boyanın e, hemen atabilmesi mümkündür. Dolayısıyla ev bakımında bir hafta mümkün olduğunca kişiye pipetle içmesi gerektiğini söylüyoruz sıvı gıdaların. Yani su ve içecekleri pipet yardımıyla içecekler e, ya da e, yemek yerken Biraz daha dikkatli yemek yemelerini, aynı zamanda bizim verdiğimiz bakım kremlerini bol bol nemlendirmeleri gerektiğini söyleyerek bir haftalık çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü ıslak bölge olduğu için hemen atabiliyor. Dolayısıyla ev bakımları oldukça önemlidir. Çok güzel o pipetle içme falan evet, e, iyiymiş rengin çıkmaması için. Tabii çok önemli. E, çok önemli. Peki hmm, dudak renklendirme sonrası. Yapay bir görüntü oluşur mu? Oluşursa bunun bir çaresi var mı? İlk etapta şöyle kendi dudak rengimizden tabii ki iki ton koyu yapmaktayız. Neden? Çünkü bir hafta içerisinde minik minik bir hani kabuklanma gerçekleşmektedir. Bu da kabuklarla beraber pigmentin hafif bir gidermesi de olabiliyor. Daha sonra bir hafta sonra tamamen bir doğallaşmaya başlıyor. Yani aslında süreç bir hafta sonra tamamen çok güzel bir şekilde oturmaktadır. Yani o yüzden böyle doğal olarak en iyi olarak bir hafta sürecinde tamamen istenilen bir dudak kıvamını yakalıyoruz açıkçası. Yani bir tık koyu yapmalı ki? Tabii. ...sonradan biraz tabii. açılıyor, ne bileyim kabukla dökülüyor tabii, tabii. değil mi? Doğru mu anladım? Dediğim gibi ıslak evet, bir bölge, evet. e, dolayısıyla ıslak bölgelerde pigmentin durdurması birazcık zor. E, o yüzden ev bakımını çok iyi yapması gerekiyor ve kişi istediği tonun 1 iki ton koyusunu yapmalı ki... ...bir hafta gibi bir süreçte tamamen istediğimiz o tonu yakalayabilirim. Yak evet, yani. e, dolgun gösterir mi diyecektim ama... E, biraz... Dolgunluk aslında oluyor çünkü... E, kişi zaten cansız bir dudağı var solgun bir dudağı varsa ya da simetri dediğim gibi simetrisi yoksa güzel bir şekilde simetri sağlıyoruz evet. e, cansız solgun bir e, dudak yapısına pigment kazandırıyoruz bu da ne oluyor? güzel canlı dolgun dudaklar oluyor ve kişi için e, özellikle makyaj yapmayan ya da makyajı e, yapmayı sevmeyen kişiler için oldukça güzel doğal bir işlemdir e, peki en çok hangi mevsimde tercih ediliyor? E, dudak renklendirme her mevsim tabii ki yapılabilir e, ama genelde en çok yaptığımız e, yazın. E, yap, yapabiliyoruz. Neden? Çünkü yazın insanlar tatil e, planları olabiliyor. Yaz öncesi mi istiyorlar? Yaz öncesi genelde çok fazla yoğun talep alıyoruz. Neden? E, yani her mevsim yapılabiliyor ama yazın ayrı bir özellikle yapılıyor. Çünkü e, tatil planları olduğu için insanların e, makyaj yapmak istemiyorlar. Deniz havuza girerken makyajı aksın olmuyor. Yani istemedikleri için e, daha böyle canlı sürekli makyajlı e, gözükmek yani kişi için iyi oluyor. Demet şunu soracağım. Dudak renklendirme işleminde renk tonunu nasıl ayarlamalıyız? Bu önemli. Çünkü herkesin ten rengi farklı. Aynen. Burada nasıl yardımcı oluyorsunuz? Ne öneriyorsunuz? E, kişinin tabii ki tane rengi dediğiniz gibi çok önemli. Dudağının ısındaki herkesin dudağın rengi farklıdır. Du dudak rengine bakıyoruz. Aynı zamanda kişi tabii ki hangi tonları daha çok kullanmayı sevmektedir. Kişinin istediği tonu e, belirliyoruz. Evet. E, böylelikle e, güzel bir ton yakalayarak e, kişi istediği tonu elde edebiliyor. E, çok güzel renkler var. Çok tabii güzel tabii, renkler yani yapılıyor. Renkleri karıştırabiliyoruz. Lütz çok süremiz. çok öyle, çok iyi evet. renkler elde edebiliyoruz. Yani herkes istediği tonu yakalayabiliyor. yakalayabiliyor. Çok teşekkür Teşekkür ediyorum Rica çok güzel anlattınız. Evet efendim bizden bugünlükte bu kadar. hoşça kalın sağlıkla kalın, mutlu kalın.